Bismillah. Kardeşlerim, Allah Teala Celle Celaluhu Furkan Suresi'nin 77. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Dualarımız olmasa Rabbim bize ne diye değer versin?" İnşallah. Bu ayet bize duanın ne kadar büyük ve kudretli olduğunu belirtiyor. Bu dualar Allah Teala'ya imanın kanıtıdır kardeşlerim. Herkes zaman zaman böyle ailede tartışmalara girer tabii. Farklı huzursuzluklar olabilir. Bunların küçükleri için büyükler bize ne diyorlar? Büyükleriniz, ya evliliğin tuzlu biberidir der. Ama bunları arındırabilmek için kardeşlerim Allah'tan yardım istemeliyiz. Eğer aile içindeki o sürekli huzursuzluk ve sürekli çekişmeler varsa Allah muhafaza. O problemlere, sıkıntılara yol açar. Bu noktada bakın sizinle paylaşacağım dualarım. Çok önemli bu duaları. Evinizdeki huzuru ve mutluluğu inşallah tekrar bulacaksınız. Neden bunu böyle söylüyorum? Çünkü dualar çok güzel. Çok güzel dualar. Rabbimize bu dualarla yalvaralım. Aile bireylerinin yaşadığı bunalımı, ruhi huzursuzluğu üzerinden atabilmesi için oldukça güçlü etkileri olan duaları seçtim. Onları inşallah bugün sizlerle paylaşacağım. Aile fertlerinin sıkıntılı anlarında rahatlamaları, huzur bulmaları için okuyacağı dualardan bahsediyorum. Aile saadetinizin artması, huzurunuzun çoğalması için kardeşlerim inşallah dua edeceğiz Rabbimizden. Muhabbetimizi, gönüllerimizi tatlandır ya Rabbi diyeceğiz. Bizi birbirimize sevdir ya Rabbi diyeceğiz. Allah Teala inşallah herkesin gönlüne göre versin. Kardeşlerim bu noktada aile huzuru için kaç dua paylaşacağım ama sizden de ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın, olur mu? İnşallah. Aile arasındaki huzursuzlukları dindirmek için bir dua kardeşlerim sizlere. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي Kısacık bir dua ama bereketi çok büyük hocam. Çok büyük. Ya 41 defa bu okunursa ailede muhabbet meydana gelir. Bunu hanımefendi veya beyefendi kendisi için okuyabileceği gibi bir sevdiği, bir başkası onların niyetiyle de okuyabilir kardeşlerim. وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي Ya! Ey Musa! Sevilmen ve benim nezaretimde yetiştirilmen için sana kendimden sevgi verdim. Bir kişi eşini çok seviyor. Ondan yeteri kadar sevgi göremiyorsa bak bir tane daha söyleyeyim size. Bu az önceki ifade ettiğim dua ayrı. Onu okuyun zaten. 41 defa okursanız muhabbet olur. Ama diyelim ki eşini çok seviyorsun ama eşinin seni sevmediğini, yani hak ettiğin sevgiyi göremediğini düşünüyorsun. Ne yapacaksın biliyor musun? Bir bardak su. Bir bardak su alacaksın eline. Ben yarısını içmişim. Yarım olur. Bir full bardak olur. Fark etmez. Kardeşlerim, bir bardak suya 786 tane besmele okuyalım. 780 adet önemli. Suyu önünüze koyun. Bu hani tık tık tesbihler var ya. Okuyorsun, tık basıyorsun. Okuyorsun, tık basıyorsun falan. Ondan olabilir veya aplikasyonlarda var. İşte onu bir şekilde çözün siz. Rakam önemli. PIN kodu gibi düşün yani. İşte telefonun PIN kodu 786 ise veya maaş kartının şifresi, bankamatik kartının şifresi 786 diyelim. Sen bir tane fazla basayım canım bir şey olmaz. 787 bassan olur mu? Olmaz. Adamın telefon numarasının sonu 786. 785 bir tane eksik olsun canım bir şey olmaz. 785 yaz. Arar mı? Aramaz. Aynı bunun gibi. Bir bardak suya 786 tane Bismillah okuyun. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Pıs 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 pıs.
değil ha. Güzel. Ciğerden inşallah. Okuyup ondan sonra ara vermeden 786 tane. Hani 100 tane şimdi okuyayım. 100 tane bir değil. Otur abicim oku. 786 tane besmele okuyup içine hu diye üfleyin. Sonra o suyu eşinize içirin. Ya da kendiniz de için. Hocam işin eşime nasıl onu içireyim? Ya ne yaparsın? Sürahiden koyarsın temiz bardağa. İçine okursun 786 tane besmeleyi. Sonra o suyu sürahiye boşaltırsın. İçtiğiniz suya o karışmış olur. O da orada içer. Yani çaktırma da mübarek. Tamam mı? 786 tane besmele okuyup hu diye üfleyin içine. Dua çok güzel bir besmele hocam. Açamayacağı kapı var mı besmelenin ya? Sen ne haber? Allah Teala'nın izniyle ona karşı muhabbeti artacaktır. Muhabbet kazanacaktır ha. Bir de Bismillahirrahmanirrahim. Ya kaviyyu, ya ganiyyu, ya vefiyyu, ya azizu, ya rahimu, ya rabbi, ya zel arşil mecid, ya faalun lima yurid, bil hakki a'inna bi rahmetike, ya erhamer rahimin deyip kardeşlerim bir bardak suya yine hu diye üfleyin. Her gün bunu yapın ve eşinizin içmesini sağlayın o suyu. Ama adamı da işkillendirmeyin ya. Ulan bu suya bir şeyler yaptı bu. Ne yaptı acaba ben? Ben bunu dökeyim en iyisi. Yapmayın diye. Çaktırmadan yani anladın? İnşallah. Aradaki o soğukluk kalkar gider. Yani inanamazsın biliyor musun? Kevser suresini de kardeşlerim çok tavsiye ediyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakel kevser. Fesalli li rabbike venhar. İnne şani'eke huvel ebtar. Bunu da yine okuyun. Bir de e'uzu bi kelimatillahi tammati min gadabihi ve şerri ibadihi ve min hemezati şeyatin ve en yahdurun. O da kardeşlerim bu da çok güzel. Halid bin Velid radıyallahu anh bir gün peygamberimize geldi. Ya Resulallah dedi. İçimde bir sıkıntı var dedi. İnsanlardan uzak durmak istiyorum. Yani bir darlık var dedi. Peygamber Efendimiz de ona bu duayı tavsiye etti. Ya işte bu duayı kardeşlerim alimler ailede muhabbet için de tavsiye ediyorlar. İnşallah. Sevgili kardeşlerim Allah-u Teala Celle Celaluhu evlerinize, yuvalarınıza huzur bereket versin. Allah-u Teala Celle Celaluhu sizleri her türlü kötülüklerden muhafaza eylesin. Allah'ım cümlenizin, cümle ümmeti Muhammed'in yar ve yardımcısı olsun. Eşinizi size bağlı, sizi eşinize bağlı, birbirine aşık, birbirine dua eden sadece karı koca değil, cennet arkadaşı eylesin can kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.